Evet, bugün Profesör Doktor Oktay Demirkesen'le uretra darlıklarını konuşacağız. Önemli bir sağlık sorunu olarak gördüğümüz uretra darlıkları konusunda Oktay Demirkesen arkadaşımız bize bilgiler aktaracak. Oktay Bey, uretra darlıkları oldukça sık karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi ve bizi çok uğraştırıyor. Ne sıklıkta görülen bir problem uretra darlıkları ve sebepleri nelerdir? Şimdi üretra darlıkları için ülkemiz açısından bakarsak çok bir istatistikten bahsetmek mümkün değil. Ama dünyada uluslararası boyutta yapılmış çalışmalar var. Burada 1000'de 5000'de 6 civarında oranlar bildiriliyor. Ama önemli bir sağlık problemi ve tedavisi açısından bir takım zorluklarla karşılaşılması açısından oldukça önemli bir sağlık sorunu diyebiliriz. Neden gelişiyor sorusuna cevap verirsek eğer, birkaç sebepten bahsetmek mümkün. Bunlar arasında özellikle travma, yani trafik kazaları ve başka travmalarla oluşan darlıklar, bir takım enflamasyonlar, enfeksiyonlarla gelişenler, yapılan o bölgeye cerrahi girişimler ya da sondalama sonrası gelişen darlıklardan bahsetmek mümkün diyebiliriz. Evet. Peki bu uretra darlıkları, en çok uretra dediğimiz zaman bir boru sistemi, idrar evet. Kesesiyle işediğimiz noktaya kadar olan. En çok hangi bölgelerde darlık oluyor veya tedavi edilmesi nasıl seyrediyor? Şimdi tabii dediğiniz gibi bir boru gibi kabul edebileceğimiz üretrayı aslında 3 bölüme ayırmak mümkün. Bir, ilk penisten çıktığı bölge, en dıştaki bölgeden bahsedebiliriz. İkincisi, penis boyunca olan bölge ve daha sonra daha arkada prostat içinden geçip mesaneye ulaşan arka bölüm olarak bölümlendirebiliriz. Hepsinin kendine has, yani her bölgedeki darlıkların kendine has bir takım özellikleri var. Darlıklar tedavi edilmezse ne olur? Burada en kötü sonuç olarak böbreklerde şişmeye varabilecek durumlar söz konusu olabilir. Bu tabii darlığın derecesiyle ilişkili bir durum. Evet, peki. Uretra darlığı gelişen birisinde tedavi etmemiz gerekirse hangi metotlarla tedavi edebiliyoruz? Şimdi tabii yani yine de darlığın nerede olduğuna bağlı olarak değişmekle birlikte üç ana tedavi metodundan bahsedebiliriz. Bir tanesi çok uzun zamandan beri uygulanan genişletme yöntemi diyebiliriz. İkincisi kapalı yöntemle yapılan girişimler. Üçüncüsü de açık yöntemle yapılan plastik ya da rekonstrüktif diyebileceğimiz girişimler olarak adlandırılabilir. Peki. Biraz önce dediğiniz değişik yöntemler var diye. Uretra darlığında kapalı tedavi yöntemi nedir? Kime yapılmalıdır? Şimdi kapalı tedavi yöntemi aslında oldukça sık uygulanan bir tedavi yöntemi. Endoskopik yöntemlerin gelişmesiyle birlikte uygulanan. Ama burada darlığın özellikleri çok önemli. Özellikle kısa darlıklarda tercih edilmeli ve tekrarlama durumlarında da devamlı uygulanmaması gereken bir yöntem. Bunu yeni uygulamalar birden fazla, hadi bunu biraz daha biz toleranslı davranırsak, iki kereden fazla kapalı yöntemle darlığın açılmasını uygulamamak lazım. Eğer böyle bir durum söz konusu, yani tekrarlama söz konusuysa, o zaman açık, rekonstrüktif yöntemleri tercih etmek gerekir. Peki, o zaman son olarak da açık cerrahi tedavi kimlere uygulamalıyız? Gerçi cevabını verdiniz ama bir de hangi yöntem bunun için geçerli? Hangi yöntemle yapıyoruz? Evet. Şimdi bu tip açık yöntemler ya da rekonstrüktif yöntemler duruma göre değişebilir nasıl uygulayacağımız ama darlık bölgesini çıkararak kalan sağlam dokunun birbirine dikilmesi şeklinde uygulanabilecek yöntemler söz konusu. Ancak bu her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumlarda da o bölgeye başka dokular getirmek gerekir. Bunun için çeşitli yöntemler var ama
güncel olarak uygulanan bu borunun özelliklerine benzer yapıda olması dolayısıyla ağız içinden alınan parçaların bu bölgeye getirilerek yeni bir üretra ya da dar olan kısmın genişletebilmesi açısından yapılan girişimler oldukça gündemde ve başarılı uygulanmakta. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için Dr. Oktay Bey.